Panik yok, panik yok. Yavaş yavaş bak, yavaş yavaş. Ayşegül Hanım tutmuş ne acaba? Bonusu da var ama bonusu hemen sağlayacağız. Bak martılar, martılar nasıl geldi bak, martılara bak. Bu Kıvanç kardeşine geliyormuş. Tamam. Hop ha işte beklediğimiz balık budur. Beklediğimiz balık budur. Tamam. Göreyim, hop da çok şükür yüzünü gördük ben. Evet Kıvanç Bey. Hadi bakalım. Ben Yağmur Hanım gitti galiba diyor. Bir de kurttu diyorsunuz, böyle beni kandırıyorsunuz. İlk atışımız istorik. Küçük bir üst boru zaman salıyoruz. Evet, en sonunda 7. ile yazdı. Bir değişik bir şey oldu. Deli abi diyor ki bir şey geliyor. Evet, geldi. Geldi, geliyor. Bakalım. Hey maşallah. Deminkiler mercandı. Fangiri. Bu fangiri cinsi bu. Bu değişik. Bu başka. Bunun gözü rengi, tanımı farklı. Her şeyi başka. Kopez geldi. Kopez mi geldi? Burada da büyük bir balık var diyorlar. Kopez geldi vallahi orada. Hadi bakalım. Gel gider ayak. İşte açıldı galiba. Bakalım sen nasıl bir şey. Zorluyor galiba. Tamam, geliyor zorluyor. İyi geliyor bir şeyler. Hadi bayağı bakalım. Değişik bir şey herhalde. Ya bu sabah 6'sından beri olur mu denizdeyiz. Ay yapma gözünü seveyim. Karnından yakalanmış ya. Hemen salalım. Martı da geldi vallahi. Hemen salalım. Hemen bir martı. Gelin balı. Habire'yi besleyip duruyorlar aşağıda. Atsa tutarsın. Neymiş bu? Hemen salalım. Gelin balı. Bıçak sapı diyoruz biz. Yerelsel olarak bıçak sapı. Dünya kadar balık var aşağıda. Ne geldi? Kopez gelmiş. Bakayım. Oo, fena değil. Orta sudan mı? Kopez'in boyu fena değil. Vuruyor mu? Vuruyor. Tamam o zaman yıkarım lan. Hemen bir tane daha geldi. Prensip de güzel yıkıyor. Hala bir tane daha geldi. He? Ali hazırlıyordu var oradan. Sessiz en son sürprizi yaşadı. En son çıkaracak ki kopez dolu. Aynen öyle. Sürpriz ondan. Şimdi. Baylandı. Evet. Bakalım. Aha! Bir kere gel. Oo, buraya da geldi. Bir görelim bana. Varsa olmadan bir şeyler. İkinizin birden bir fotoğrafını alayım. Ben gene bir fotoğrafımız olsun. Ya şu olayları bir baştan anlat bakalım. Demin ne oldu? Bir tanesini martı kaptı. Çıkarttım. Ortadan aldı. İkincisi. Ya bu daha kaçtı. O da gidiyordu, Bu da birden kaçıyordu. Şunu alabilir misiniz? Alalım bakalım, alalım bakalım. Önce balığı görelim. Balığı görelim. Öyle bir şey yapacağım. Hani, çizgilendirdik. Evet, tenecen yaptık. Daha sol yaptı. Sen bu tarafa bakalım, döndür bakalım. Bakalım. Yavaş yavaş. Evet. Bakalım. Abi, maşallah, maşallah. Evet, bu da fan gibi. Aslında bunlar 2-2,5 kilolukları oluyor ama. Bir telaş var burada, bir telaş var. Allah bildiğiniz gibi. O ne? O bir balık çıkıyor. Evet. Ben bir tane yakalım ama bir tane var. Ya Allah Allah, benim bulunduğum yerde bunlar var herhalde. Yine aynısı geldi. Yağmur, bak salıyoruz, hemen salıyoruz, hemen salıyoruz. Neredesin bu kadar? Yine veya kaya balığısan. Bunun orada var ama her şey. Belgesellerin en çok izlendiği
yaban televizyonunda bu hafta sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürmek istedim. Şu anda bulunmuş olduğumuz mekan Dipkarpas bölgesindeyiz. Zafer Burnu açıklarındayız. Neden buradayız? Yeni Erenköy Avcılar ve Atıcılar Birliği'nin düzenlemiş olduğu balon yarışması etkinliğindeyiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yanımızda organizasyonunu düzenleyen Yeni Erenköy Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sayın Tolgay Alevkayalı var. Tolgaycığım, bize organizasyonla ilgili kısa bir bilgi verebilir misin? Bu Yeni Erenköy Avcılık Atıcılık Birliği'nin dördüncü kez düzenlediği balon balığı yarışmasıdır bugün yapacağımız. Amacımız bu balon balıkları denize zarar, zaten büyük zarar vermektedirler. Bugün de güzel bir etkinlik düzenledik. Tüm değerli arkadaşlarım, değerli sporcularım, Kanal Sim TV'ye, Türkiye'den gelip Yaban TV programcısı Sayın Turgay İnanç'a bize bugün yanımızda oldukları için katkılarından dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Bizim yetkili mercilerimizi de görmek istiyorum işin doğrusu. Çünkü şunu söyleyeyim sana. Şimdi bildiğim kadarıyla şu anda amatör orta balıkçılar var. Evet, aralarında. Ticari balıkçılar var mı şimdi şu anda? Var mı? Var. 5-6 kişi var. Nihayetinde bu balık popülasyonu ülkemizde, yani Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de de bayağı çoğalmış durumda. Evet. Diğer balık popülasyonu üzerine de çok büyük etkisi olan bir balık türü. Evet. Kısaca bu balığın bir şekilde tüketilmesi, bitirilmesi gerekmektedir. Evet. Değil mi? Onun için biz de bunu uğraş içindeyiz. Biz her yıl bu yarışmayı düzenlemekteyiz. Biz de teknemiz hazır vaziyette. İsterseniz hep beraber denize açılıyoruz. Bakalım denizde balon balığı popülasyonu nasıl? Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere sevgili dostlar, balon balığı. Aldım. Oo, iyi mi? Bebeği mi kalkacak? Öbürkünü ver hocam. Sen de onu geç. Ya da onunla kullan, alma diye. Oo. Al bunu lan. Çok iyi asılıyor lan. Oo, yanında bir tane daha var. Bak çek. Bekle. Hoca ben yanına getireyim. Bak ucu vura. Bak öbür tarafa. Doğru, dikkat et. Beklet bırak, biraz. Bırak hocam, ben aldım. Altta çok var, altta çok var. Peşinde çok var. İşte hani abi nerede? Vallahi öğrendim işi bak hoca. Vay. Ali babana yardım et. Trofe balon aldı.
İlk balonum. Dipten mi aldın alacağız? Dipten dibe yatırdım. Biraz çektim yukarı. Zaten gelecek şimdi. Nerede seninki? Getir benimkinin yanına. Alacağım. Bekle abi, bir vurmak üzereydi seninki. Çek yukarı kadar. Aldı, aldı. Aldın? Aldı. Haydi. Hocam şimdi bak, burayı dolduracağım şimdi. Oo, iyi geliyor ha. Hayatımda ilk defa balon balondayım. O kadar çok balık var ki. Vallahi zibil yani gibi. Hocam gerçekten bak. Hocam şimdi bak. Kurşunu mu götürdü? Bak hocam, bak hocam, bak hocam. Şuranın haline bakın. Bak. Bak hocam, görüyor musunuz? Bak hocam. Bak, bak şöyle alıyorum bak. Alt dolu, bak. Alt dolu. Bak, bekle hocam. Dur, çıkartma. Çıkartma, bekle. Bak hocam. Bekle dur, çıkartma. Şöyle alabiliyorsunuz değil mi hocam? Neredeyse beni alacak suya. Evet. Evet. Evet, aldı. Aldı alacaksın. Aldı. Aldı, aldı. Evet. Hoppa. Üstüme atmasanız keşke balıkları be. kıyılardaki balıklarımızın neslini de tüketen balık türleri bunlar. Önüne ne geçerse biz tatlı suda işte levrek ve turreçli söylüyoruz bunu. Maalesef bildiğim kadarıyla Kızıldeniz'den gelen bir balık türü. Havaların da ısınmasıyla bu balık bizim işte ben bundan kaç yıl önce yani yaklaşık Bodrum taraflarına kadar da dönen bir balık türü. İşte görmüş olduğunuz üzere bakın hocam. Sevgili dostlar, şu anda etkinliğe katılan bir teknenin yanındayım. Sizi bir tanıyabilir miyim? Adım Muhammed Eyalcıoğlu. Biraz sesli. Denizde. Adım Muhammed Eyalcıoğlu. Sizi öğrenebilir miyim? Simitli. Biraz ses yüksek ama bak. Simitli. Ali Dansarı. Peki, ne balığı tutuyorsunuz şu anda? Balon balığı. Balon balığı. Bunun zararlı bir tür olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne kadar aldınız şu ana kadar? Şimdi 15 dakika. 4 tane aldım. 4 tane aldınız. Rast gelsin. İnşallah çok rast gelsin. Vurmuyorsa yem git Petra arkadaşlar, çekin. Ya ne günlere kaldık. Berjan tutacağız derken kopeyse bu mu olduk, mum. Evet. Valla. Abi amaç balık tutmak. Evet. Öyle olunca amaç, tabii kopezede şükür diyoruz. Amaç kafayı dağıtmak. Aynen. Boş atmak, stresi atmak. Kopezi mercanı önemli olmuyor. Mekanizması niye bozulmuş olabilir? Yavuz. E abi, mekanizması niye bozulmuş? Bakayım ben şu, bakalım balık çıktı mı? Aha, başka ya. Olta, başka olta geldi. Bak. Koyuyoruz. Bir torba yap kendine. Vallahi yemin çok bir anlamı da kalmadı. Bir şey ucuna değdirsen yetiyor gibi. Çok mu? Şey oldu, GoPest kesti ya. GoPest. Herkes buraya koyuyor. Herkesin Mehmet tutuna gitti. Esi işte canım. Moles!
Kaptırmam. Ay, madalyayı gözüm alacak mısın ya? Evet hocam. Şapka şapka. Bravo. Cem Erdem'in var. Hayvan içerisi kalmış yazık gibi de ya. Sevgili yaban dostları, yeniden bir organizasyona katılan tekneci arkadaşlarımızla beraberiz. Adınızı bir alabilir miyim? Tansel Kafe. Sizin alabilir miyim? Mert Doşenci. Sizin? Cemal Öngör'e. Nasıl geçiyor balık avınız? Vallahi şimdilik güzel gözüküyor. Güzel mi gözüküyor? Evet. Tahmini kaç balık aldınız? 10 civarı balık aldık. Esasında daha fazla almanız dileğiyle ben şunu söylüyorum, bu balık için rast gelsin denir ama daha fazla rast gelsin. Evet, teşekkürler. İnşallah. Çok mersiyim. Çok teşekkür ederiz. Şu anda tutmuş olduğunuz balık, evet, balon balığı. Balon balığı. Esasında bu balığın sizler amatör olta balıkçılığı olarak tutup evlerinize götürmüyorsunuz. Yok, hayır. Peki şu anda ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi ben hem profesyonel hem amatörüm. Profesyonel balıkçıların bu balıktan çok aşırı miktarda zarar görüyorlar. Ondan dolayı bir katkıda bulunmak için tüm arkadaşlar buraya gelip bu balığı avlamak zorunda kaldı. Çünkü biz balıkçılar bunu avlamazsa yetkililerin bize sunacağı imkan yok. Şunu söylüyorum ben de size. Ne kadar balık aldınız tahmini? 130 adet aldık. Yani 30 adet aldınız. Henüz daha etkinlik devam ediyor. Saat bildiğim kadarıyla yarıma kadar devam ediyor. Bu balık için ben size fazla fazla rast gelsin diyorum. Teşekkür ederiz. Bildiğince ilk defa o kadar büyüğünü gördüm. Ya hepsini o yedi. Danzo. Çelikteleri koyuyoruz. Danzo. Yavrum bir şeye bak. Daha bir daha gelir. Tekrar bir etkinliğe katılan teknemizin yanındayız. Bir adınızı alabilir miyim? Doğan Celal. Sizin? Enver Özkıran. Sizin? Nahit Aydener. Ne kadar balık tuttuk bugün? Yani 20'nin üzerindeyiz. 20'nin üzerinde. Fakat bu balıklar bildiğim kadarıyla yenmiyor. Yenmiyor. Niçin tutuyorsunuz peki bunları? Zarar verdiği için. Balıkçıya ve balığa zarar verdiği için. Teşekkür ediyorum. Esasında bu balık için ben hepinize daha rast gelsin. Ha, ikili yakalamış. İkili yakalamış o da. Evet. Hepinize rast gelsin diyorum. Bir adınızı yüksek sesle alabilir miyim? Ali. Ahmet. Zeki Gardiyanoğlu. Peki nereden katılıyorsunuz bu yarışmaya? Biz Gazi Mağusa Avcılık Akıcılık Birliği'nden katılıyoruz. Yenieren köye destek amaçlı geldi olarak. Evet. Peki almış olduğumuz balık ne kadar tahmini? Yaklaşık 30 kiloyu bulmuş olması. Bulmuş lazım. Olması. Evet. 30-35 Şimdi kiloyu. Bu balık biliyorsunuz normal sakıncalı balık türleri. Evet. Bunun içinde bilmiyorum çok müzdarip durumdasınız. Bazı devletten de yardım istiyorsunuz galiba. Ne tür bir şeyler yapılabilir size? Amatör olta balıkçısınız bildiğim kadarıyla. Evet. Neler olabilir? Bunun için yapılabilecek en önemli şey bildiğiniz bazı araştırmalarımızdan öğrendiğiniz bazı ülkeler bu balığı turistik amaçlı olarak, turizm amaçlı olarak kullanıyorlar. Şöyle ki özel gezi gemilerinde bunlar için gezi turu düzenliyorlar adamlar ve yakalanan balığı parçalayıp ezip aynı yere yakalandığı yere tekrardan bırakıyorlar. Ertesi gün başka bir grupla geri geliyorlar. İnsanlar bu iş için hem para ödüyor, bu balığın yakalanması için hem para ödüyor hem de balıkla, balon balığıyla mücadele devam ediyor. En kolay yolu da bu olsa gerek. Evet, sevgili yaban dostları, bu balık o kadar zararlı bir balık ki ve o kadar çok ki görmüş olduğunuz üzere, yani bir iki iki değil, uf, çok büyük ya. Yardım edin Tolgay, ona yardım et, kaçmasın o ya. Bir tane değil ki abi, kaç tane ya? O ona zıplıyor. Bir tanesi kaçtı. O büyük olan kaçtı ama üstünden ha. Kaçtı o. O büyük 3 tane takıldı. 3 tane takıldı. 3 tane takıldı. Bir tane büyük olanı kaçtı. Bir şeyler deniyor.